Tekten Hastanesi doktorlarından oluşan koro, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle düzenlenen programda türküler seslendirdi. Çanakkale Savaşı ile ilgili yaşanmış gerçek hikayelerin de canlandırıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni anma ve anlama günü. Birçok kurum bu özel gün nedeniyle etkinlik düzenledi. Tekten Hastanesi de kendi personelinin organize ettiği Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programında buluştu. Programda doktor ve hastane çalışanlarından oluşan koro, günün anlam ve önemini yansıtan türküler seslendirdi. Çanakkale Zaferi'ni anlatan hikayelerin de canlandırıldığı etkinlikte zaman zaman duygusal anlar yaşandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni tarihi açıdan bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Tekten Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Kemal Tekten şunları ifade etti. Tabii 18 Mart bizim tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Çanakkale'de yüz binlerce inanmış Müslüman Türk insanı bu vatan için kendini feda etmiş, şehadet mertebesine ulaşmıştır. Biz de bir vefa örneği olarak Tekten Hastaneleri ve bugün de Tekten Kolejlerinin de katılımıyla bir program düzenliyoruz. Bu programı bizzat kendi doktorlarımız, personelimiz yapıyor. İşte oradaki hem hikayeler anlatılıyor Çanakkale ile ilgili, hem de Çanakkale ile ilgili türküler, şarkılar okunuyor. Bunu tamamen bizim ekibimiz yapıyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Tamamen %100 Tekten yapımı olmasından dolayı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başta Doktor İsa Bey olmak üzere. Ama okulumuzdan da Mehmet Diker Bey bu işi yönetiyor. İşin müzik tarafını o yapıyor. Yani herkesin bu insanlara, o büyük insanlara vefasını göstermesi lazım bir şekilde. Ve çok şükür ki Türkiye'de Çanakkale ile ilgili çok program yapılıyor. Özellikle gençlerimizin bu konuda gençlerimize örnek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Size de teşekkür ediyorum bu konuyu ele aldığınız için. Tekten Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İsa Üzüm de 6 yıldır sürdürdükleri benzer etkinlikle Çanakkale Zaferi'nin önemini anlamaya ve anlatmaya çalıştıklarını vurguladı. Üzüm şunları ifade etti. Bu bizim 6. programımız. Tekten Hastanesi'ndeki doktor arkadaşlar ve personel arkadaşlarla biz hep beraber her sene Çanakkale günü geldiğinde bir organizasyon yaparız. Ve bugün biz 6. programı yapacağız. 6. programda da böyle değişik bir şekilde insanların karşısına çıkalım istedik. İnşallah hem koromuz olacak, hem bir taraftan arada anlatımlar, Çanakkale'de yaşanmış bir sürü hikaye olacak, onlar anlatılacak. Unutulmamalı kardeş. Yani öncelikle amaç bu tabii. Yani Çanakkale dediğimiz zaman dile kolay gelen 250-2000 şehitten bahsediyoruz. Yani böyle, yani hiç böyle basit bir rakam değil bu. Dolayısıyla bu kadar şehidi unutmak, unutturmak hiç böyle bize yakışan bir davranış olmaz. Yani dolayısıyla yani her yerde, Türkiye'nin her yerinde bir takım şeyler mutlaka yapılıyor ama Tekten Hastanesi'nin bu 6. programı, inşallah nice 6 programlar, nice 10 programlarda görürüz. Başhekim yardımcısı Mahmut Kemal Gers de Çanakkale Zaferi programının Tekten Hastanesi'nde geleneksel hale geldiğini anımsatarak şunları ifade etti. Ben Doktor Mahmut Kemal Gers, Tekten Hastanesi Başhekim Yardımcısıyım. Şimdi Çanakkale'yi anlatabilmek, o duyguyu hitap edebilmek çok zor tabii ki. Bizim hastanemizde bu geleneksel hale geldi. Bu 6. Çanakkale şehitlerini kutladığımız törenimiz. Şehitlerimizin orada yaşadıklarını bir nebze olsun yaşatabiliyorsak, hissettirebiliyorsak bu bizim için büyük mutluluk. Tabii çok 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 az bir düzeyde yaşatabiliyoruzdur. Çünkü onların yaşadıkları şeyler çok farklı. Ama en azından çalışanlarımıza, gelen misafirlerimize bunu hatırlatmak bizim için çok mutlu. İnşallah bunu devam ettireceğiz. İlerleyen yıllarda da devam edecek inşallah.